Sırada Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Çakmaklı ile yaptığımız özel söyleşi var. Usta oyuncu dünden bugüne sinema hayatını anlattı, genç meslektaşlarına sitem etti. TV 8 aracılığıyla sizlere söylüyorum. Uzun süredir ekranlardan uzak duran Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Çakmaklı geri mi dönüyor? Güzel bir projeyle, yani iyi bir dönüş yapmak isterim. Usta oyuncu kimleri hedef aldı? Nasıl eleştiri bombardımanına tuttu? Birazcık taraf tutulduğunu düşünüyorum. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Çakmaklı çok uzun süredir ekranlardan uzaktı. Suskunluğunu Magazin 8 için bozdu. Çok fazla göz önünde değilim. Onun için sadece sosyal medyadan takipçiler takip edebiliyorlar. İşte genelde çok fazla programlara katılmıyorum. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını arkamıza alıp sohbete başladık. Uzun süredir kendini göremediğimiz için merak ettiğimiz çok şey var haliyle. Ama önce neden ekrandan uzak durduğunu soralım Serpil Çakmaklı'ya. Çok dolu yaşadığım için kendi sanat hayatım, artık birazcık o konuda herhalde törpüledim kendimi. Çünkü öyle olsa bütün ekranlarda olmam lazım. Yani ama istiyor musunuz diye sorarsanız evet istiyorum, ama çok iyi bir proje. Yani laf olsun diye hani setleri özledim ya da seyircilerim beni özlediği anlamında değil. Daha güzel bir projeyle, yani iyi bir dönüş yapmak isterim. En son 2003 yılında film çekmişti sanatçı. Son 13 senedir inzivadaydı. Bugünlerde ise setlere dönmeye hazırlanıyor. Sinema filmimiz var Tokat'ta, geçecek. Onu bekliyoruz. Bu iki görüntü arasında 27 sene var, ama Serpil Çakmaklı hep aynı. Yıllara meydan okumanın bir formülü olmalı. Vallahi spor, yani öncelikle spor. Hadi biraz siyah beyaz yıllara dönelim. Serpil Çakmaklı Yeşilçam'ın en zorlu yıllarında kamera karşısındaydı. Yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Biz kendi arabalarımızla sete gidiyorduk. İşte kendi makyajlarımızı yapıyorduk. Şu an onların altlarında karavanlar, özel şeyler, her şeyler şu an çok değişti. Hala bir yalanı kendine kalkan yapacak kadar korkaksın. Ben sana yalan söylemedim. Sana inanmıyorum. İnanmıyorum. O zorlu yollardan geçerek adını duyurmayı başarıp bir efsane olan Serpil Çakmaklı şimdi de yapımcılığa el atmaya hazırlanıyor. Bunun nedenini açıklarken de bomba gibi bir iddiada bulunuyor. Birazcık da yapımcı tarafında olalım diyorum. Çünkü o kadar çok aynı kişileri artık ekranlarda görmeye başladık ki. İlk defa herhalde TV8. İlk defa TV8 aracılığıyla sizlere söylüyorum. Son olarak Serpil Çakmaklı en beğendiği kadın oyuncuları da açıklıyor. Beren Saat, Nurgül Yeşilçay, Tuğba Büyüküstün. Ya aslında çok var yenilerden ve yenileri çok deneyimli buluyorum. Daha donanımlı buluyorum. Bizim dönemimizde bir eğitim olayı yok.